Annemlere falan söylemedim ama ben bir iş bulup çalışacağım orada. Ya sonsuza kadar ana baba kuzu olarak yaşayamam değil mi? Dil okulunu bitirsen de dönmeyeceksin yani. Üniversiteyi de yurt dışına devam edeceksin. Öyle mi? Yani evet, öyle düşünüyorum. İyi. Yılda bir iki defa gelirsin artık. Bilmem, belki daha sık gelirim. Seni çok özleyeceğim. Ya ben de seni çok özleyeceğim. Ya belki bakarsın sen de beni ziyarete gelirsin, olmaz mı? Gerçekten mi? Gelmemi ister misin? Ya bu nasıl soru Alican? Tabii ki de isterim. Sen benim en iyi arkadaşımsın. Tamam o zaman. Belki sürpriz yaparım. Şimdi babam da toparlanmaya başladı çok şükür. Artık böyle kara bulutlar yavaş yavaş dağılıyor gibi hissediyorum. Ya bence biz üçümüz şöyle uzun bir tatile gidelim ve çok sıcak bir yere gidelim ve bir yıl dönmeyelim. Ha? Yani sen deniz tatilini pek sevmiyorsun ama işte Ahmet çok mutlu olur yani. Cemal, hiçbir şey demiyorsun. Niye sessizsin? Pelin, ben seni buraya bir şey konuşmak için çağırdım. Ne konuşacağız? Yani şöyle ki, hani senin de dediğin gibi son dönemlerde çok yorulduk, yıprandık. Ama sorunlarımızın kaynağı burada olmamız değil. Hani bunu sen de çok iyi biliyorsun. Biz çok uzun süredir bu ilişkiyi devam ettirmeye çalışıyoruz. Nasıl yani? Ne diyorsunsa? Pelin, ben boşanmak istiyorum. İkimiz için en doğru kararın bu olduğunu düşünüyorum. Git buradan. Pelin, yapma böyle. Yani bir konuşalım. Git buradan Cemal. Yalnız kalmak istiyorum. Lütfen bir konuşalım. Böyle bir yere varamayız. Bir yere varacağımız falan yok zaten. Sana zorluk çıkarmayacağım. Boşanacağım senden, tamam mı? Şimdi yalnız kalmak istiyorum. Efendim Gülay'cığım. Nedret, hemen buraya gelmen lazım. Helin çıldırdı. Ne varsa kırıp döküyor. Ne diyorsun Gülay? Sen onu sakın bir yere gönderme. Hemen geliyorum ben. Helin, kızım ne oldu? Helin ne oldu yavrum? Boşanacakmış. Cemal benden boşanacakmış anne. Niye terk ediyor beni? Gözümün içine baka baka çok sakin bir şekilde yürütemiyoruz dedi. Yürütemiyormuşuz. Asiye yüzünden diyemiyor. Eski aşkımı unutamadım diyemiyor. Yürütemiyoruz diyor. Ne yapacağım ben ya? Yeter artık kız. Ne olur yeter. Yani görmüyor musun? Bu adam istemiyor seni yavrum. Ya bak, harap oldun, perişan ettin kendini. Yetmedi mi Helin? Yetmedi mi yavrum? Bırak gitsin. Cehennem olup gitsin şu adam. Yeter artık. Ne yaparım ben Cemal'siz? Neden kızım? Neden? Ha? Bir ay üzülürsün, iki ay üzülürsün. Sonra elbet bir gün unutursun yavrum. Ya niye ısrar ediyorsun bu kadar? Neyin inadı bu? Bırak şu adamın peşini artık. Ne var bu adamda Helin? Yavrum bak,
Mutlu olmak senin de hakkın güzel kızım. Yeter artık ne olur. Çünkü çok seviyorum Cemal anne. Çok seviyorum ya. Ayrıca biz gayet mutluyduk. Asiye gelip kocamın aklını karıştırana kadar gayet mutluyduk ve ben bunu kaldıramıyorum. Artık gerçekten yeter. Benim Asiye'den kurtulmam lazım. Ne diyorsun kızım? Tuhaf tuhaf konuşma ne olur. Korkutma beni yavrum. Şunu demek istiyorum. Ben şu an karakola gidiyorum. Asiye'yi ihbar edeceğim. O da yaptıklarının cezasını çekecek. Bunu demek istiyorum. Kızım boşuna uğraşma, faydası yok. Uğur, anneciğim hırkanı giy, serin burası. Ahmet. Gel uyuma burada, gel. Ahmet, gel. Ahmet. Mahir. Mahir, Ahmet'in çok ateşi var, bayılmış kalmış. Ne? Helin nerede? Ay Helin Hanım, Cemal Bey'in dışarıda. Çok ateşi var. Tamam. Hastaneye götürelim, hastaneye bağlamayacağım. Ay ne oldu bu çocuğun ya? Helin açmıyor değil mi? Açmıyor. Doktor Bey nedir durumlar? Şimdilik ateşini kontrol altına aldık. Ama bazı belirleyici tetkikler yapmanız gerekecek. Ciddi bir durum yok değil mi? Her ihtimali elemek zorundayız. Sonrasında sonuçlar çıksın tekrar konuşalım. Tamam sağ ol. Geçmiş olsun. Mahir Cemal'i bir daha arasana. Hemen arıyorum. Hadi bakalım şimdi ne yapacaksın bebek yüzlü katil? Artık hücrelerle düşünürsün Cemalciğini. Evet senin berbat hikayenin sonuna geldik Asiye. Sen vazgeçtin de ben de vazgeçerim Cemal. Cemal? Helin. Ahmet ateşlenmiş, bayılmış. Hastaneye götürmüşler. Ne? Hangi hastane? Tamam, hemen geliyorum. Nerede Ahmet? Daha iyi, merak etme. Şimdi ateşi düştü. Nesi varmış peki, ne olmuş? Şimdi tetkikler yapıyorum, sonucuna göre söyleyecekler. Ahmet nerede? Şimdi biraz daha iyiymiş. Bir takım testler yapıyorlar. Onların sonuçlarını bekliyoruz. Ahmet'in anne ve babası burada mı? Biz geldik. Nesi var oğlumuzun? Tetkik sonuçları çıktı. Fakat tahmin ettiğim gibi sonuçlar iyi değil. Nasıl yani? İyi değil ne demek? Oğlumun nesi var doktor bey? Öncelikle güçlü olmanız gerek. Bu hastalığın en büyük ilaçlarından bir tanesi sabır ve metanettir. Lütfen bunu unutmayın. Doktor bey, oğlumun nesi var? Söyler misiniz lütfen? Ahmet maalesef lösemi. Ne? Yavaş değil, hızlı dediğimiz akut türüne yakalanmış vaziyette. Ne diyorsunuz siz? Uygun ilik bulunduğu takdirde iyileşme şansı çok yüksek. O yüzden bu şıkta ilerleyeceğiz.
Kardeşlerden alınan ilk nakillerinde başarı oranı %100'e yakın. Ahmet'in bir kardeşi var mı? Babasının bir tanesi. Söyle bakalım. Ne çalmışsın? Nasılmış hastam parçası? Nasılmış benim güzel oğlum? Bilmiyorum baba. Hasta mıyım ben? Birazcık hasta olmuşsun. O kadar. Çok şeker yediğim için mi aldım? Yok. Yok ondan değil. Ben... Sen hayırdır ya? Böyle gizli gizli şeker mi yiyorsun yoksa? Evet, Emine teyze veriyor bana. Ama şu kadar minicik. Minicik mi? Yerim ben senin ellerini. Islan parçası. Bak, anne de geldi. Birazdan evimize gideceğiz. Ama tekrar gelmemiz gerekecek. Çünkü daha tam iyileşmedin. Anlaştık mı? Anlaştık babacığım. Anlaştık. Uğur hadi içeri gir, sen orada bekle. Ya hayır. Burada bekleyeceğim. Ahmet'i bekliyorum. Ahmet gelince içeri girmeyecek mi? Hadi içeride bekle. Hava da soğudu. Ya içeri girmeyeceğim. Kardeşimi görmeden girmeyeceğim. Ha, Ahmet'e kardeşim diyorsun yani. Ama babama baba demiyorsun öyle mi? Neyse o da olacak bir gün. Göreceksin bak. Geldiler. Ya canım dikkat et. Siz burada mı beklediniz bunca saat? Evet anne ya, Uğur içeri girmedi. Ama değil misin abiciğim? Ha çok şey yapmayalım da böyle boğmayalım. Arkadaşlar hastaneden geliyoruz. Bu çocuğun enfeksiyon riski var yani. Bağışıklığı düşük o yüzden diyorum. Uğur da hasta değil ya, bir şey olmaz. Nergis. Nergis biz dikkat edelim de yine de. Hadi canım. Anne ben Uğur abimle oynayacağım. Olmaz, oynayamazsın tatlım, dinlenmen lazım. Boyama yapalım mı beraber? Olur, yapalım. Yapamazsınız. Dinlenmen lazım çünkü. Ama anne. Elin. Abartma istersen. Bırak oynasın çocuklar. Cemal biz şu an hastaneden geliyoruz. Yorgun bu çocuk. Yani gece gece ne boyaması, sabah yapsınlar. Ahmetciğim. Annen haklı. Yoruldun sen de sabah yaparsınız, olur mu? Evet, yorulmadan yaparsınız. Yorulmazlar ya. Nergis. Ne var anne? Uğur saatlerdir Ahmet'i bekliyor burada. Üzüldü, endişelendi. Vebalı gibi davranılmasına gerek yok yani. Tamam Nergis. Ha, gerçekten bu ergen triplerini de hiç çekemeyeceğim ben yani şu anda. Hadi oğlum gidelim. Çocuklar. Yarın oynasanız olur mu? Olur. Ama istersen biz şimdi de oynayabiliriz, ha? Yok, gerek yok.
Ahmet Atay'sa senin yanına gidip ben babamla oynarım. İyi tamam peki. Şimdi Ahmet'in annesi hastalıktan dolayı böyle gergin, sinirli, biraz üzgün, tamam mı? O yüzden böyle oldu. Ahmet çok mu hasta baba? Evet ama inşallah iyileşecek. Cemal, siz odaya geçin de ben bir annemle konuşayım. Ama sen de biraz sakin ol lütfen. Aşağıda Uğur'a çok yüklendin. Yapma böyle. İnsanlar daha dikkatli olurlarsa ben de sakin olurum. Şu çantamı odaya götürür müsün? Çok teşekkür ederim. Oluş. Sen ne yapmak istiyorsun? Aslan parçası. Uyuyalım mı? Yoksa bilgisayarda bir oyun mu atalım ha? Baba çok uykulu. Tamam. Yatırayım ben o zaman seni babacığım. Ha kızım. Canım benim. Canım kızım. Ne oldu doktor, ne dedi yavrum? Nasıl benim oğlumun başına geldi ya? İnanamıyorum gerçekten yani. Ve yani ben... Yani çocuğumun bu kadar hasta olduğunu nasıl fark edemedim ya? Yani o Asiye'ye, Cemal'e, onların o ilişkisine falan filan o kadar takıldım ki. Kendi çocuğumun bu kadar hasta olduğunu fark edemedim. Kızım benim. Hadi kendini suçlama artık. Ya böyle olmasını ister miydin hiç? Ne olur kendini bırakma Helin. Hadi güçlü olman lazım. Bırak şimdi onları. Doktor ne dedi? Telefonda konuşamadık. Bu hastalık için nasıl bir tedavi süreci gerekiyormuş? İşte önce ilik nakli için örnek alınacakmış. Kardeşi var mı diye sordu doktor. Çünkü kardeşten alınan örneğin uyum şansı daha yüksekmiş. Cemal ile Asiye ne dediler? Var dediler mi? Tabii yani hepimiz veririz dedik. Ama düşünsene şu anda benim çocuğumun hayatı o kadının çocuklarının ellerinde. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Saçmalık deme kızım. Çok şanslıyız, öyle düşün. Ya o çocuklardan haberimiz olmasaydı? Ya Ahmet'in kardeşi olmasaydı? Asiye de böyle tamam falan dedi ama yani bir zorluk çıkarmaz inşallah değil mi? Yok yok hayır. Cemal asla buna müsaade etmez. İnşallah. Of ve ben Cemal arayıp beni hastaneye çağırdığında tam karakolun önündeydim biliyor musun? Asiye'yi ihbar etmek üzereydim. Yani eğer ben onu ihbar etmiş olsaydım... ...belki de benim çocuğum. Ay. Yani... Bir saat önce Asiye'den tamamen kurtulacağım derken şimdi Asiye'ye muhtacım. Tamam kızım. Düşünme artık bunları, ne olur. Sakin ol. Oğlumuz bir kurtulsun. Ondan sonra o kadının icabına bakarız. Tamam mı kızım? Hadi. Ne olur. Hadi. Canım benim. Canım kızım. Yani. Geçmiş olsun Cemal Bey. Allah'ın izniyle atlatacağız inşallah bu durumu. İnşallah. Bizim Vasfiye teyzenin torunu da böyle olduydu ya anne. Çok şükür kurtuldu çocuk. Sahi Gülsüm, bir ara bahsetmiştiniz. Hatta tanıdık bir doktor ayarlamıştık değil mi? Ne oldu, nasıl iyileşti o çocuk? Şey oldu, kardeşinden ilik alındı, nakil yapıldı. İyi şimdi, turp gibi çocuk maşallah. Öyle mi olmuştu? Üzülme babacığım. Sonuçta Ahmet'in kardeşleri var.
Cemal'in bilmediğimiz çocukları mı var diyorsun yani Zahide? Ya bu nasıl abuk subuk konuşma gene? Öyle bir şey demedim. Benim de kafam biraz karıştı. Sonuçta ben de üzüldüm. Hayır ne bileyim hani hayatta oluyor ya erkeğe öyle güven olmuyor yani. Vardır bir çocuğu uzaklarda. Öyle hani o şey de söyledim. Hani sen de sonuçta yani yıllar sonra koskoca bir adam getirdin ya eve. Zahide şaka yapmasak mı acaba şöyle bir durumda? Şaka değil, şey anlamında söyledim. Böyle işte kardeş, kuzen, o bakta yani olabilir kuzen falan diye. Yani yakın akrabalardan tutar diyorsunuz öyle mi? Tutar. Nergis'le vurun ki tutar anacığım. Rahat ol. Hani Helin Hanım'la abim kardeşler ya o açıdan. Bunca insanız yani sonuçta bir yerden bulunur o. Hani? Cemal Bey biz yarın mı hastaneye gideceğiz? Evet. Kimse bana karşı çıkmasın. Yarın gidip ben de kan vereceğim. Yalnız sizin durumunuz biraz farklı. Doktorla konuşmadan bir şey yapmayalım. Tedavi süreci devam ediyor ya. Bundan sonra benim yerime torunum yaşasın. Bana kimse engel olmasın. Gidip vereceğim. Yok babacığım zaten bu nakil öyle bir şey değil. Yani size bir zararı olmayacak. Ama malum durumdan dolayı bilmiyorum belki kullandığınız ilaçlar bu duruma engel olabilir ya da kan değerleriniz düşüktür. Onu bir doktora danışmak lazım. O da doğru. Turgut Bey'in hastanesine devam ederiz biz de. Süreci orada başladığımız için tanıdık bildik hastane. Doğru dedin. O zaman kimse moralini bozmuyor. Üzülmeyin artık ya. Bir çaresini bulacağız inşallah. İnşallah Harun Bey. İnşallah. Bulacağız. Esat otobüsü kaçırırsam yakarım seni. Raci Bey son dakika söylediniz bana. Amasya'ya giden son otobüs zaten bu. Otobüs gidiyor Esat, otobüs gidiyor. Kardeşim delirdin mi? Çek şu arabayı. Abi gerçekten çok özür diliyorum herkesten. Bir ölüm kalım meselesi hemen göndereceğim. Kusura bakmayın. Tamam lütfen hemen. Raci. Merhaba hadi gel. Hadi in konuşalım. Ya delirdin mi sen ya? İnmeyeceğim. Evet delirdim. Eğer benimle beraber gelmezsen daha da delireceğim. Raci bak ben kararımı verdim. Gidiyorum ben. Herhal böyle olmaz ya. Konuşalım. İn konuşalım ondan sonra gidersin. Raci bak herkes bize bakıyor. Rezil olduk. Ne olur in aşağı. Ya kardeşim geç kalıyoruz Merhaba, ya. Hadi in ne olursun. Of Raci tamam. Hemen gönderiyoruz. Çok teşekkür ederim. İki dakikaya geleceğim ben. Daha bekleyin. Daha fazla bekleyemem. Abi sen valizleri lütfen tamam. Hemen götürür. Tamam. Sen ne yapıyorsun ya? Ha? Zahide sana bir şey yaptı gene değil mi? Onun için böyle yapıyorsun. Raci, Zahide'nin bir şey falan yaptığı yok. Bu benim kararım ya. Ben evime dönüyorum, Amasya'ya gidiyorum. Sen de evine gidiyorsun, bu kadar. Meral, neden böyle yapıyorsun ya? Ha sanki karşımda Meral yok, başka birisi varmış gibi hissediyorum şu anda. Yapma böyle. Ya bir şey olduğu falan yok. Ben oturdum, düşündüm, karar verdim. Ben İstanbul'da yaşamak istemiyorum. Tamam o zaman ben de Amasya'ya gelirim, oraya yerleşirim. Raci saçmalama lütfen, ne olur ya. Ya nereye gidiyorsun, dur. Aman be. Vallahi şikayet etmek lazım bu şoförü. Çok yanlış hareket. Bakıyorum bayağı hoşuna gitti. Ne yapayım, seni ikna etmek için zaman kazandım diyelim. Öyle değil. Raci. Bak ben seni oyalamak istemiyorum. Ben sana aşık değilim. Sen zengin bir adamsın, güçlü bir adamsın. Yani bu da benim dikkatimi çekti. Bir dakika. Sakın bana senin paran için beraber oldun falan filan deme bana. İnanmam böyle bir şeye. Ama gerçek bu. Ben aşk acısı çekiyordum. Sen de beni oyaladın işte biraz. Benim eski sevgilim aradı. Barışmak istedi benimle. Ben de kabul ettim. Ben Amasya'ya onun yanına gidiyorum Raci. Ben başkasını seviyorum. Ne diyorsun Meral ya? Ne diyorsun? Çok üzgünüm Raci ama hoşça kal. Bir dakika Meral nereye gidiyorsun? Raci!
Bak ne olur bırak peşimi. Daha ne kadar açık anlatabilirim ya ben sana? Ben seni sevmiyorum. Ben sana aşık falan değilim. Başkasını seviyorum ben. Sen ciddisin. Ciddiyim. Nasıl hissediyorsun Cemal? Yani pek iyi olduğumu söylenemez. Anlıyorum duygularını. Ya şimdi nereden anlayacaksın? Çocuğun mu var diyeceksin ama empati yapıyorum. Yani en azından öyle olduğunu düşünüyorum. Seninle tartışmadan konuşmanın yollarını aradığım için biraz uzadı. Kusura bakma. Yok Mahir zaten seninle tartışacak durumda değil. Hani. Ondan dolayı sen ne söylemek istiyorsan söyle. Buyur dinliyorum. İçeride de söylediğim gibi. Turgut Bey'in hastanesine devam edelim işlemlere. Asiye ve çocuklar sadece orada kan verebilir. Bu Turgut Bey kanun kaçaklarını koruyor anladığım kadarıyla. Öyle mi? Cemal. İşin aslını bilmiyorsun. O yüzden rica edeceğim daha uzlaşmacı konuşalım. Lütfen. Peki işin aslı ne Mahir? Asiye sevdiği adamı öldürmedi mi? Bu konuyla ilgili çok konuşmak istemiyorum. Ama sadece sana şunu söyleyeyim. Asiye ve çocuklar öyle herhangi bir hastanede kan veremez. Kimliklerini açık etmemeleri lazım. Doğru. Çocuklarımla anneleri yüzünden kanun kaçar değil mi? Güzel. Evet, öyle de diyebiliriz. Turgut Bey'in hastanesi konusunda anlaştığımızı düşünüyorum. Daha önceden de oraya gitmiştik. Tanıdık bildik yer, sıkıntı olmaz. İyilik bulunsun da neresi olursa olsun umurumda değil. Sen merak etme. Hep birlikte atlatacağız bu süreci. İçin rahat olsun. Eyvallah. Geceler. Hayat ne tuhaf değil mi Fikret? Sanki Asiye onca şey çocukları konağa getirmek için yaşamış gibi. Değil mi ya? Sanki her şeyin sebebi Ahmet'miş gibi yani. Öyle valla. Nergis ya da Uğur. İkisinden biri kardeşlerin hayatını kurtaracak düşünsene. Her çocuklar konakta olmasaydı ne olacaktı acaba? Cemal Bey nereden bulacaktı bunları? Hadi buldu diyelim. Ne diyecekti millete? Bence cesaret edemezdi ha. Neyse artık şimdi gözünün önündeler artık. Hızlıca halledilir bu. Zavallı Ahmet ya. İçi parçalandı o çocuğa. İnşallah kurtulur Gülsüm ya. Ay Fikret kötü düşünme. Bak iyi düşün iyi olsun. Çok tuhaf şeyler oluyor Gülsüm ya. Çok tuhaf. Ben hep ne derim? Hayatta her şeyin bir sebebi var. Gülsüm. Zahide şeyi biliyor mu? Cemal'in çocukların babası olduğunu biliyor mu? Ya biliyor. Mahir abiyle Cemal Bey konuşurken duymuş. Kadın patladanak söyledi ya, yüreğim ağzıma geldi vallahi. Allah'tan kadına deli diyorlar da annemle şey Harun Bey çok şey etmedi, işkillenmedi yani. Hadi uyuyalım artık gülüm ya. Bak sabah erken kalkacağız, kan falan vereceğiz ya. Hadi.
Allah rahatlık versin. Versin adam Fikret. Of. Ne oldu? Dünya yıkılmış, altında kalmış gibisin. Ne oldu? Meral İstanbul'u terk etti. Eski sevgilisine aşıkmış hala. Çekti gitti. Aşkım çok üzüldüm. Işın sağ olsun. Pardon. Terk edildin yani, öyle mi? Evet, öyle oldu. Yani Raci, Allah aşkına ne olacaktı o kadından ya? Zaten senin paranı, pulunu alacaktı, suyunu sıkacaktı, ondan sonra da bir kenara fırlatacaktı yani Allah aşkına. Farkında değil misin yani? Aptallık ettin zaten. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Vallahi seninle büyük dalga geçerdim de o kadar moralim bozuk, o kadar sıkıntılıyım ki sana anlatamam yani. Neyin var? Söyle bakalım. Niye canın sıkkın? Ahmet çok hasta Raci. Ne hastası? Neyi varmış? Çocuğa lösemi teşhisi konuldu. Ciddiysin sen. Vallahi öyle. Ne diyorsun ya? Peki ne diyor doktorlar? Ne olacakmış yani? Ne yapılacak? Ne bileyim, hepimiz kan vereceğiz. Başka da bir şey bilmiyorum. Kuzucuğum benim. İyileşeceksin. Ben bunu nasıl fark edemedim ya? Kolumdaki morluklar için gittim, Uğur'u suçladım. Çocuğuma konduramadım hiç. Hiçbirimiz fark etmedik Elin. Sen kendini suçlama. Ben annesiyim onun. Benim fark etmem lazım. O kadar halsizdi, bir şeydi. Yani alıp doktora götürmem lazımdı. Elin, dur geç teşhis falan demedi ki. Sen niye kendini bunun için suçluyorsun? İyi birliğin üstesinden geleceğiz. Geleceğiz değil mi? Geleceğiz değil mi? Hatırlamıyor musun? İlk ateş çıktığında nasıl paniklemiştik? Sabaha kadar yoluma bir şey olursa diye ağlamıştım. Terlesin diye kat kat battaniye örtmüştüm. Çocuk havale geçirecekti derdim. Ne demiştim sana, o kadar örtme diye. Sen sakın suçlama kendini, tamam mı? Sen iyi bir annesin. Gerçekten mi? Gerçekten. Ben hep böyle düşündüm. İnan bana. Kuzenleri kesin ilik örneği verecekler miymiş? Verecekler. Biraz önce Mahir'le konuştum aşağıda. Ha, öyle mi? Herkes bize destek olacak. Merak etmesin. Sağ olsunlar. Yatıyor, sen de çok yoruldun. Birazdan yatarım. Nasıl?
Günaydın kızım. Günaydın anneciğim. Çok güzelsin. Bugün daha iyi görünüyorsun. Ya teşekkür ederim. Ben de kendimi daha iyi hissediyorum. Aferin. Hep böyle güçlü ol. Sana yakışan da bu. Anne biliyor musun Cemal bütün gece yanımızdan hiç ayrılmadı. Ne zaman gözümü açsam oradaydı. Öyle mi? Anladı tabii ailesinin kıymetini. Umarım. Belki de bu hastalık bizi tekrar birbirimize bağlar. Acılar insanları birleştirir kızım. Birlikte neler atlattığınızı, birbiriniz için ne kadar değerli olduğunuzu anlayacaksınız. Umarım. Ben gerçekten çocuğumu da kocamı da çok seviyorum ve onlar olmadan yaşayamam herhalde. İkisi de bir ömür boyu yanında olacak. Ben buna inanıyorum. Hadi bakalım. Bugün uzun bir gün olacak. Daha hastaneye gideceğiz. Gülsüm, sabah kahvaltısını niye hazırlamadın kızım? Şey, herkes hastaneye gidecek diye ben Nergis'le Uğur'a tost yapıyorum şimdi. Evet, Nergis'le Uğur'a iyi bakın tabii. En azından Ahmet'in işine yarar. Sen ne yapıyorsun? Ahmet'in hastalığı gerçekleri ortaya çıkaracak diye korkuyor musun acaba? Seninle uğraşamayacağım Zahide. Arkadaşın gidiyormuş biliyor musun? Kurtuluyoruz karı koca ondan. Nereye gidiyor ya? Ne bileyim, belki Amasya'ya gidiyordur. Başkalarının kocalarıyla fingir diyecektir. Bilemem artık, senin arkadaşın. Zahide düzgün konuş. Konuşuyorum doğru düzgün. İki kadın konuşuyoruz. Normal mi? Evime aldım kadın. Masada kaç gece bizle oturdu. Resmen kocamı elimden alıyordu yani. Sen bir şey mi yaptın Meral'e? Ben hiçbir şey yapmadım. Ben fevkalade zarif ve çok pamuk gibi ona şöyle dedim. Bas git. Bas git dedim. Gülsüm sen devam et. Allah aşkına geleceğim şimdi. Git konuş bakalım arkadaşınla, al haberlerini. Bana da söylersin. Gülsümcüğüm. Canikom, o çocuklara yaptığın besin değeri yüksek böyle. Ne varsa artık reçelli, pekmezli, bana da bir şey yapsana. Yapayım Zahide Hanım, çift kaşarlı. Üç kaşarlı. Tamam, üç kaşarlı. Çok tatlısın. Allah Allah. Meral gidince kadın pamuk gibi olmuş ya. Asiye'ye soktu ama yine laflar. Neyse. Üç kaşar. Meral, Amasya'ya dönüyor musun? Zahide söyledi. Bir şey mi yaptı sana? Ay yok yok, dur telaşlanma canım. Yani döneceğim Amasya'ya da. Şey, yani kimse bir şey yapmadı Asiye. Benim kararım bu. Ben istedim. Ya o olmayacak ben. Yapamayacağım Raci'yle. Neredesin sen? Evde misin? Yok, dışarıdayım. Ya aslında dün gidecektim de böyle Raci engel oldu. Otobüsün önünü kesti falan. Ben de dedim bir pansiyona yerleşeyim, yani gitmeyeyim eve. Yoksa gelir bulur beni. İşte akşama da yeni bilet aldım. Döneceğim, akşama yola çıkacağım. Ya Amasya'ya döneceksin de Raci ile de görüntülerin çıktı şimdi televizyonda. Rahat edebilecek misin? Bir sürü dedikodu olacak şimdi. Ay ne yapayım Asiye? Ben nereye gideyim ki? Yani hem işte ben... Raci beni bulmasın istiyorum. Unutsun beni. Tamam, yani Raci'den uzaklaşmak için illa Amasya'ya dönmene gerek yok ki. İstanbul kocaman yer. Bak Mahir'le konuşalım. Bir iş ayarlayalım sana. Bir çaresine bakarız. Gitme bak, benim sana çok ihtiyacım var. Ay vallahi benim sana daha çok ihtiyacım var. Ya ben de istiyorum çok aynı şehirde olalım da. Tamam o zaman şey yapalım. Sen bir konuş Mahir'le. Tamam. O zaman konuşacağım, haber vereceğim sana. Üzülme bak sakın, tamam mı? Ben de canım. Ben de. Hadi görüşürüz.